Kuru. Ne kurusu Halil, kahve içiyoruz işte. Yanına bir de böyle elmalı pasta falan koysaydım, ne bileyim. Gerek yok, gerek yok. Atakan nerede? Suyla çıktılar. Sinema evine gideceklermiş. Selam. Deniz bir gelsin abi. Ben de seni arayacaktım. Ne oldu? Durum vaziyet fena. Aslı hiç iyi değil. Bir şey mi söyledi sana? Bir şey söylemiyor ki. Evden de çıkmıyor. Ha, biliyorum da. Kız korkuyor. O herif bulunmadan kimseye rahat yok. Yapacak bir şey yok. Güven. Bulunmasını bekleyeceğiz. Beklemeyeceğiz abi. Ben bulacağım o herifi. Anlamadım. Nasıl bulacaksın? Sen bana bırak. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Aslı'yı asla yalnız bırakma kardeşim. Saçmalıyorsun ama. Deniz lütfen. Yardım et bana. Tamam. Sana güvenebileceğimi biliyordum kardeşim. Aslı sana emanet. Hayırdır Seyfi abi? Vallahi hayır mı şer mi sen söyleyeceksin Metin. Çocuklar vesikaları almaya gitmiş bugün. Hepsi tam, bil bakalım kiminki eksik. Bir aksilik çıkmıştır ya, bakarım ben yarın. Vallahi ister yarın bak, ister öbür gün. Nurgül akşam çalışacak, haberin olsun. Polis falan basarsa ne diyeceğiz? Meraklanma. Artık basmıyorlar bizim mekana. Sen de elini çabuk tutup 2-3 güne çıkartırsın şu vesikayı. Ben biraz daha beklederim. Metin. Sana fikrini soran yok. Ne diyorsam o. Akşam geç kalmayın. Üzülme, ben konuşur ikna ederim. Süper olmuş Kıvırcık. Kıvırcık mı? Çok pardon. Herkes öyle diyordu sana. Ben de o yüzden söyledim. Kızdın mı? Yok canım. Aksine çok memnun oldum. Demek ki bir elektrik, bir yakın hissetme, bir arkadaşlık var aramızda değil mi? Yoksa niye Kıvırcık diyesin? Halil derdin. Ya sen çok şeker bir çocuksun. Ay. Kolay gelsin. Biz hiçbir şey yapmıyorduk. Ben pasta şey diyordum. Leyla da şey edince böyle bize şey ettik. Tamam Halil'cim sakin ol, bir şey yok. Geç anne. Tamam bir şey yok. Sakin ol. Deniz gelmedi mi daha? Aslı ablanın yanına gitti. Yalnız bırakmak istemiyormuş. Öyle mi? Ne ikram edeyim size? Yok ya bir şey almayalım biz. Gel sonra atıştırırız. İyi ben müşterilerle ilgileneyim o zaman. Aa Nur abla nasılsın? Hoş geldin. Fena değil sağ ol. Ben şu poşetleri bırakıp geliyorum. Yalnız kalayım. Girebilir miyim? Gel. Ne yapıyorsun? Öyle işte daha karıştırıyorum. İşe yarıyor mu bari? Aslı. Deniz. Ne olur. Ben biliyorum o tonu. Aslı yapma ama böyle. Kendini eve mi kapatacaksın? Gerçekten hiç gerek yok. Peki. O zaman sen bana bir şeyler söyle. Nasıl ne diyeyim? Bilmem. Mesela yarın okula dönüyorum de. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama artık oturmayacağım de.
Ha ben güçlü bir kızım. Bütün bunları atlatacağım de. Demek ki olmuyor işte. Ben de biliyorum bunların hepsini ama... olmuyor. Kendimi hissetmiyorum ben. Her tarafım ağrıyor. Kolumu kaldıracak halim yok. Bütün gün uyumak istiyorum. E ne güzel. Uyu o zaman. Tekrar eski gücünü toplayana kadar uyu. Ya bir süre okula gitme. Dışarı çık. Yalnız kal. Kafanı dinle. O adamın sana bunu yapmasına izin verme. Kendini bırakma. Hayatına kaldığın yerden devam et. Emineciğim evlilik ne zaman? Bilmem. Daha konuşmadık. Bence bu yaz evlenin bitsin bu iş. Bence de. İnşallah ben de burada olurum. İnşallah. Sen bir şey demedin Nur abla. Ne diyeyim? Kendi kararları. Orası öyle tabii. Ya Mine ne diyeceğim? Bu sefer kutlayalım ha. Kaçarı yok. Hatta yine kız kıza pijama partisi yapalım. Ay evet süper olur. Yaparız tabii. Aa, geçmiş olsun Nur teyzeciğim. İyi misiniz? Niye? Ne oldu ki? Kan oturmuş gibi. Morarmış sanki ama geçmiş herhalde. Önemli bir şey değil canım. Kazağın boğazı çok dardı da çıkarırken oldu. Hani aç bakayım. Ne zaman oldu bu? Oldu bayağı bir. Önemli değil, abartacak bir şey yok. Mine hadi sen arkadaşlarınla otur da ben eve gideyim, sıkıldım. Yok yok, ben de geliyorum. Beraber çıkalım. Hadi görüşürüz sonra. Hadi. Hoşçakal Nur abla. Gel hadi. Deniz artık sen git ya. Hiç gerek yok vallahi. Ben buralardayım. Telefonum açık. Bir şey olursa ararsın. Tamam sen git. Aslı. Ya, biliyorum. Şimdi hiç sırası değil ama... ben bunu düşünmekten yoruldum artık. O gün... bizim evdeyken, Mine gelmeden önce... Deniz bunu konuşmayalım. Gerçekten hiç gerek yok. Hayır var. Özür dilerim. O gün seni aradığımda beni affet demiştim ya. Ben o anda Semih'in yanında olduğunu bilmiyordum. Canınla uğraşıyordun. Ben de salak gibi bir şeyi açıklamaya çalışıyordum sana. Ah, ama beni affet. Bu konuyu kapatalım artık ha. Nokta koyalım. Deniz, ben seni affettim. Sen de unut, düşünme artık bu konuyu. Bana bir açıklama yapmana gerek yok. Bunun bir açıklaması da yok zaten. İyiyiz değil mi? İyiyiz, bir sorun yok. Dediğin gibi yani, unutalım, konuşmayalım olur mu? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.